Gençler, arkadaşlar, merhabalar, günaydınlar. İnkılaplar konusuna devam ediyor sizinle. Hatırlayın, bundan önceki dersimizde siyasal alanda gelişmeler, hukuk alanında gelişmeler ve eğitim alanında gelişmeleri görmüştük sizinle. Şimdi yeni bir başlığımız, yani inkılapların üçüncü başlığı, ekonomi alanında gelişmeler, inkılaplar, neler yapılmış? Bir kere şunu unutmuyoruz. Biz Osmanlı'dan kalma bir miras üzerine kurulduk ve Osmanlı'nın son dönemi ciddi anlamda kötü emperyalist devletler tarafından sömürülmüş. Yerli sanayisi hiç kalmamış, ağır sanayisi hiç kalmamış. Küçük ölçekli işletmeler tamamen yok olmuş. Ve tamamen Avrupa'ya bağımlı bir devlet haline gelmiş ve biz bu miras üzerine kurulmuş bir devlet olduk. O yüzden de bizim ekonomide öncelikliğimiz ekonomik bağımsızlık olmalı. İlk önce ekonomik bağımsızlığımızı gerçekleştirmeliyiz. Yani ülkedeki yabancı etkiyi ortadan kaldırmalıyız. Her alanda, siyasi alanda, askeri alanda, ekonomi alanında kaldırmalıyız. Şunu hatırlayın, biz askeri alanda yabancı etkiye son verdik. Kurtuluş Savaşı'nı gördük sizinle. Siyasi alandaki yabancı etkiye de büyük oranda Lozan'da son vereceğiz. Ama önemli olan ekonomi alanında büyük şeyler yapmak. Ekonomik anlamda güçlenmek. Çünkü 20. yüzyılı ve 21. yüzyılı şöyle bir tahlil ederseniz, güçlü devlet olmak demek ekonomik olarak bağımsız ve güçlü devlet olmak demektir. O yüzden de Cumhuriyet'in ilk yıllarında ekonomiye çok ciddi yatırımlar yapılmış. Özellikle ulaşıma, demir yoluna çok ciddi sanayiye yatırımlar yapılmış gençler. Ve bizim burada iki tane ilkemiz ortaya çıkar. Bunu unutmayın. Ekonomi alanında ilk görmemiz gereken şey ekonomik bağımsızlık, millileştirme. Millileştirme deyince aklınıza hangi ilke geliyor direkt? Ben buradan duyuyorum, milliyetçilik. İkincisi ise biz sıfırız. Cebimizde para yok. O zaman halkla devletin el ele vermesi gerekiyor. Yani ekonomiye devletin desteği gerekiyor. Ekonomiyi devletin kontrol etmesi gerekiyor. Dışarıdan gelecek parayı devletin yatırıma dönüştürmesi ve mantıklı bir şekilde kullanması gerekiyor. Bunun adı devletçilik. O zaman ekonomi alanında herhangi bir soru geldiğinde eğer orada bağımsızlığı görebiliyorsak, ekonomik bağımsızlığı görebiliyorsak, milliyetçiliği ikinci olarak da devletçilik ilkesini görmemiz lazım. Ama şöyle bir şey varsa, yani Cumhuriyet döneminde mecburiyetten uygulanan ekonomik politikanın ilke karşılığı nedir diye bir soru gelirse aklımıza direkt gelmesi gereken ilke zaten devletçilik olacaktır. Tamam, ben bunu size ilkeleri anlatırken de söylemiştim. Bu kadar çeneden sonra hemen konumuza başlayalım. Şimdi ekonomi alanındaki gelişmelerde ilk başlığım İzmir İktisat Kongresi. Yani diğer bir adı Türkiye İktisat Kongresi'dir. Gençler, Lozan'ın ara döneminde yapılmış bir kongredir bu. Hatırlayın, Lozan'a İsmet İnönü ve ekibi gitti. Kapitülasyonlar konusunda anlaşamadılar. Ve Türk heyeti Lozan'dan döndü. Lozan kesinti uğradı. Lozan'ın kesinti uğramasındaki en temel sebep, birçok sebep var ama en temel sebep kapitülasyonlar konusundaki anlaşmazlıklardır. İngiltere ile özellikle. Doğal olarak bu ara dönemde bir iktisat kongresi toplandı. Bu iktisat kongresindeki temel mantık ekonomik ilkeleri belirlemek, ekonomi ile ilgili konularda Avrupa'ya gözdağı vermektir. Ve tavizsiz olduğumuzu göstermektir ve bunun için de yemin etmektir. İktisat kongresinin temel felsefesi budur. 17 Şubat 1923'te Lozan'ın ara döneminde toplanıyor ve İzmir'de toplanıyor. Burada sorgulamanız gereken diğer bir nokta da şudur. Bu kongre neden İzmir'de toplanmıştır? Bunun birinci sebebi İzmir'in hinterlandı yüksek, art bölgesi yüksek. Yani İzmir önemli bir ihracat, ithalat limanımız. O zaman ne görürüm ben burada? İzmir sanayi, ticaret şehri. O zaman İzmir uygun bir mekan. İkincisi ise Lozan'ın ara döneminde toplanıyor bu. Burada da şunu kavramanız gerekiyor. Biz Kurtuluş Savaşı'nda Yunanları denize döktük. Askeri olarak başarılıyız. Ama Avrupalılar ekonomik olarak bize bağımsızlığımızı vermek istemiyorlar. Kapitülasyonların devam etmesini istiyorlar. İşte gözdağı ver, İzmir bir gözdağıdır. Şunu söylemeye çalışıyoruz. Nasıl ki biz Yunanları denize döktüysek tekrar dökmesini biliriz sizi de.
Bizim canımızı sıkmayın. Yani o zaman neden İzmir seçilmiştir İktisat Kongresi için mekan olarak sorusunun ikinci cevabı, Kurtuluş Savaşı'nın bittiği yer İzmir'dir. O yüzden İzmir seçilmiştir. Burayı da anladınız. Kongrenin başkanı ise, bu ismi unutmuyorsunuz gençler, Kazım Karabekir'dir. Kazım Karabekir başkanlığında İktisat Kongresi toplanır. Açılış konuşmasında Mustafa Kemal şunu söyler. Şimdi arkadaşlar biz savaştık değil mi? Düşmanı yurttan attık. O yüzden söz şudur. Der ki, askeri ve siyasi başarılar ne kadar yüce olursa olsun. Ne yaptık? Düşmanı yurttan attık. Bağımsızlığımızı büyük oranda kazandık. Devam ediyor. Askeri ve siyasi başarılar ne kadar yüce olursa olsun. Bu başarılar ekonomik başarılarla taçlandırılmadığı sürece az zamanda söner. Ne görüyor yani? Tam güçlü devlet olmak demek, her açıdan güçlü devlet olmak demek. Bir taraf eksik kalmamalı diyor. Ekonomik bağımsızlığımızı da sağlamalıyız diyor. Ve bu doğrultuda gençler, misak-ı iktisadi kararlar alınıyor. Biz İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlara misak-ı iktisadi kararları diyoruz. Bu cümleyi unutmuyorsunuz. O zaman misak-ı iktisadi kararları nerede alınmış? İzmir İktisat Kongresi'nde 17 Şubat 1923 tarihinde toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde alınmış. Birazdan o kararlara gireceğim ama şunu da unutmamanız lazım. Bu kongreye 1135 delege katılmış. Peki bu delegeler, yurt çapından gelen bu delegeler kimi temsilen, kimleri, hangi grupları temsilen gelmiş? 4 tane grubu temsil etmiştir. Asla unutmuyorsunuz. 1- işçiler, 2- çiftçiler yani ziraatçiler, 3- sanayiciler, 4- tüccarlar, esnaf. Bunu temsilen gelmişler. Yani burada şunu da unutmayın. Memur kesimi, memur temsilcisi yok. Çünkü memur hizmet sektörü. Bunlar üretici sektör. Doğru mu? Üreticidir. Şimdi nedir bu kararlar? Diyor ki birincisinde, dikkatle bakın buraya. Ham maddesi ülkede olan sanayi kuruluşları kurulacak diyor. Sanayi kuruluşları kuracağız. Tamam. Ama ham maddesi ülkede olan, hadi bir yorum yapın o zaman. Petrol sanayimiz olursa dışa bağımlı oluruz, doğru mu? Çünkü bizim ülkemizde o dönemlerde petrol yok. O zaman ne olacak? Ham maddesi ülkede olan sanayi. Mesela demir çelik olabilir, doğru mu gençler? Şeker fabrikaları olabilir, dokuma fabrikaları olabilir, cam fabrikaları olabilir. Ne demek istedim anladınız. Ham maddesi ülkede olan sanayi kuruluşlarına ağırlık verecek. Yani dışa bağımlı olmayacağız diyor. 2. Yatırımcılar desteklenecek. Bunun için yatırımcılar desteklenecek. Bu işi yapacak yatırımcılar ortaya çıkarsa biz onlara kredi vereceğiz. Hatta diyor bunun için ulusal bankalar kurulacak. Ulusal bankalar kurulacak diyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, etrafı burayı çek, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bankası da İş Bankası olacak. İş Bankası hemen bir yıl sonra kurulacak. Peki İş Bankası devlet bankası mı değil? Özel bankadır ama Türk sermayesiyle kurulmuştur. Ulusal bir bankadır yani. Bu hayata geçirilecek. Tamam mıdır? Devam ediyorum. Ne diyor? Ulusal bankalar kurulacak. Sanayiciyi teşvik etmek amacıyla, sanayiyi özendirmek amacıyla yasalar çıkarılacak. Arkadaşlar işte kastettiği burada teşviki sanayi yasası çıkarılacak diyor. Sanayi özendirilecek. Birazdan göreceğiz teşviki sanayinin ne olduğunu. Devamında diyor ki yatırımlar devlet tarafından desteklenecek. Zaten teşvik sanayi demek devletin özel sektörü özendirmesi ve bunu yaparken de devlet desteği sağlaması, kredi vermesi, arsa göstermesi, vergiyi azalması anlamına gelir. Dikkat ederseniz amaç, dikkat edin şimdiye kadar söyleyeyim de amaç ekonomiyi canlandırmak, güçlü bir Türk ekonomisini ortaya çıkarmak ve bunu canlandırırken özel sektörün gücü yetmeyeceği alanlarda devlet desteği sağlamak. Biz buna devletçilik diyoruz. Amaç ekonomik bağımsızlık, ekonomik canlılık ama kullandığımız ilke genellikle devletçilik. Tamam mıdır? Ama planlı programlı değil henüz. Devam ediyorum. Diyor ki çok hayati önem arz eden, çok hayati önem arz eden yabancı şirketler, yabancı kuruluşlar millileştirilecek. Çok basit bir örnek vereyim size. Bizim ülkemizde arkadaşlar reji dairesi var. Bizim ülkemizde yani yabancıların elinde şirketlerimiz var. Tekel ürünlerini satan şirketlerimiz var. Bunlar satın alınacak diyor. Demir yolları var yabancıların elinde. Bunlar satın alınacak. Ne görüyorsunuz burada? Görmeniz gereken ilk ilke milliyetçiliktir.
İkinci, yabancının elindeki şirket ekonomik yatırım satın alınacaksa devletçiliği de görürsünüz. Yabancı okullarda aynı şeyi söylemedik. Çünkü yabancı okullar devletin ticari kuruluşları değildir. Hizmet sektörüdür onlar. Tamam, o devletçiliğe girmez, milliyetçiliğe girer. Yabancı kuruluşlar çok önem arz eden, millileştirilecek. Gümrük vergileri artırılacak. Gümrük korunma yasası çıkarılacak. Dışarıdan çok ucuz mal geliyor. Peki bu ucuz mal benim ülkemi istila eder mi ekonomik olarak? Evet. İngiliz malı benim Mehmet'in malından daha ucuza satılırsa benim pazarımda, bu beni ekonomik olarak iflas sürükler. Osmanlı'daki Balta Limanı'nda olduğu gibi, hatırlayın bunu. Gümrük vergileri artırılacak. Yabancı tekelleşme ve imtiyazlara son verilecek. Bundan uzak durulacak diyor. Demin bunun yorumunu yaptım. Devlet demir yolları yapımına öncelik verilecek. Arkadaşlar bu çok önemli. Devlet demir yolları, demir yolu ki Cumhuriyet döneminde, Atatürk döneminde en çok devlet demir yolları, demir yolu ulaşım ağına yatırım yapılmıştır bu noktada. Çok demir yolu yapılmış. Gençler, o yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulan ilk kamu iktisadi teşekkül de devlet demir yolları olacaktır. Birazdan söyleyecek, tekrar karşımıza çıkacak. Yerli malı kullanılacak diyor. Niye? Milliyetçilik yine, yerli ekonomiyi canlandırmaktır. Bunları yorumlayabilirsiniz. Şimdi çok önemli iki bilgi daha vereceğim size. Diyor ki işçilere sendikal haklar verilecek. İşçilere sendikal haklar verilecek. Yani amelilikten işçiliğe dönüşülecek. Amelilik bitecek, gündelik para alma bitecek, onlara maaş verilecek, onların çalışma saatleri düzenlenecek. Bunu unutmuyorsunuz. Diğer bir madde, aşar vergisi kaldırılacak. Aşar vergisi 1925'te kaldırıldı ama onun kararı 1923'te İzmir İktisat Kongresi'nde alındı. Yani çiftçi, Türk çiftçisi rahatlatılacak, tarımsal ekonomi canlandırılacak diyor. Tamam mıdır gençler? Bunlar İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlardır ama bir de etik kararlar vardır. Bunun dışında etik kararlarda lonca aklımıza gelecektir bizim. Hırsızlık yapmayacaksın, maldan çalmayacaksın, eksik üretmeyeceksin, kara borsacılık yapmayacaksın gibi etik değerler de vardır. Bu misak-ı iktisadi kararlarının ikincisidir o da. Bir, etik değerler vardır, ikincisi bu kararlar vardır. Tamam mıdır? Şimdi geçiyorum bu kararlardan sonra. 1923-31 yıllar arası ekonomik politika neler uygulandı? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum gençler. Bu kararları aldık ve uygulamaya başlıyoruz. Tamam, neler yapacağız? Bakın şimdi. Bir, diyor ki, icraata geçiyoruz artık. Devlet memurunun maaşları ve devletin özel sektör olan borçları düzenli bir şekilde ödenmeye başlandı. Osmanlı'da çok aksatılmıştı bu. Bu niye? Halkın ve devlet memurunun güvenini kazanmak için. 1924'te bunlar başlandı. Yabancının elindeki reji idaresi satın alındı ve devlete ait bir tekel idaresi kuruldu. Önemli bir bilgi. Devlet demir yolları kuruldu ki ne demiştim size? Türkiye'deki ilk kamu iktisadi teşekkül devlet demir yollarıdır ve Atatürk döneminde en çok ulaşıma yatırım yapılmıştır demiştim. Ekonomi alanında tabii ki. Arkadaşlar yol yapmak amacıyla, bu demir yolu da olabilir, asfalt da olabilir, fark etmez. Yol yapmak amacıyla yol vergisi kanunu çıkarılmıştır. 1926'da, bunun tarihini unutmayın gençler, 1926'da kabotaj yasası çıkarılmıştır. 1 Temmuz 1926'da. Kabotaj nedir? Deniz, karasu ve limanların kullanım hakkının yabancı gemicilerden alınıp Türk gemicilerine verilmesidir. Çok önemli bir kanundur bu. Bu hem kapitülasyonların kırıntılarını tamamen yok etmiştir, kapitülasyonların izlerini yok etmiştir, bir konuda yabancı egemenliğine son vermiştir, hem de ekonomide milliyetçilik ilkesinin zirveye ulaştığı bir olaydır. O yüzden arkadaşlar kabotaj yasasının bizim tarihimizde doğrudan milliyetçilikle ilgili olduğunu unutmayın. Nedir zaten? Yabancının elindeki tekele son veriyoruz. Ticareti, limanları, koyları, deniz ve nehir ulaşımını yabancının elinden alıyoruz. Doğal olarak kabotaj yasası doğrudan milliyetçiliktir, milli ekonomiyi canlandırmaktır, milli ekonomiyi güçlendirmektir. Milliyetçilik ilkesini doğrudan görürüz ve denizciliği desteklemek amacıyla 1937'de Denizbank kurulur. Tamam mıdır? Aslında şuraya kadar anlattığım şey, şu bölümde anlattığım şey, Türkiye'deki ulaşımla ilgili yapılan işlerdi. Tamam mıdır? Geçiyorum şimdi. Tarımla ilgili neler yapıldı? Bir,
Aşar vergisi kaldırıldı. Aşar, Müslüman çiftçiden, ürün üzerinden peşin olarak alınan omralık vergiydi arkadaşlar. Yani geliyor devletin memuru, sizi peşin olarak borçlandırıyor. Diyor ki 100 dönüm arazim var, 100 ton buğday alıyorum, 10 tonu benim diyor. Peki o yıl kurak gitti, senden yine 10 ton alıyor. Ağır bir vergi. O yüzden de köylü ekonomik olarak bitmiş, toprağını terk etmiş, tarımsal ekonomi zora girmiş. Devlet tarımsal ekonomiyi canlandırmak, köylünün omzundaki yükü hafifletmek, köylüyü rahatlatmak amacıyla aşar vergisini kaldırmış. Çok önemlidir bu. Atatürk ilkelerinden halkçılıkla ilgilidir ki tarım alanında yapılan, şunların hepsi tarım, tarım alanında yapılan her ilke, her inkılap halkçılıkla ilgilidir. Peki aşar vergisinin kaldırılması tarımsal ekonomiyi canlandırır mı? Evet. Peki devletin en önemli gelir kalemlerinden birisi. Sanayi yok doğru düzgün, ticaret yok, turizm zaten o dönemde yok. En büyük vergi kalemlerinden birisi. Tarım olmasına rağmen devlet böyle bir vergiyi kaldırıyorsa o devletin halkçı olduğu, halkını düşündüğü, sosyal devlet olduğu anlamına gelir, bunu unutmuyoruz. Arkadaşlar şunu hatırlayın. Ziraat Bankası, önceki adı Memleket Sandıklarıydı. Mithat Paşa tarafından kurulmuştu. 1888'de Ziraat Bankası ismini aldı Memleket Sandıkları. Atatürk döneminde de Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ismini aldı. Yani Ziraat Bankası Atatürk dönemindeki bankalardan biri değil zaten. Tamam mıdır? Ziraat Bankası çiftçiye ucuz kredi vermeye başladı. Çiftçi desteklendi. Örnek çiftlikler kuruldu. Atatürk Orman Çiftliği'dir arkadaşlar. Bizim ilk kurduğumuz çiftliklerden birisidir. Bataklıktı. Özellikle Atatürk orayı tercih etti. Bataklık yeri kuruttu ve orada tarım yaptı. Bu köylüyü gaza getirdi. Tarımı geliştirici, nasıl tarımın yapılacağını öğretici okullar açıldı. Sakın şöyle bir şey düşünmeyin. Hocam bunlar köy enstitüleri mi? Çocuklar, köy enstitüleri İsmet İnönü dönemidir. Atatürk döneminde de tarımı geliştirici tedbirler alınmış, okullar açılmış ama köy eğitmen okulları açılmış ama bunun adı köy enstitüleri değil. Tamam mıdır? Yüksek Ziraat Enstitüsü açılır. Nedir Yüksek Ziraat Enstitüsü? Bilimsel tarımdır. Yani tohum ıslah çalışmalar, bilimsel tarım. Az tohum çok ürün. Ki bugünkü adı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'dir açılır. Tarım satış kooperatifleri kurulur. Yani çiftçiyi simsara ezdirmemek için, çiftçinin elindeki malı değerinden satın almak, çiftçinin ihtiyacı olan malı değerinden çiftçiye ulaştırmak amacıyla tarım satış kooperatifleri kurulur. Tarımda makinalaşma başlatılır. Hatırlayın Atatürk'ün traktörünün üzerinde Atatürk Orman Çiftliği'nde resmi vardır. Yani artık böyle öküzle değil de traktörlerle, pulluklarla tarım yapılmaya başlanır. Ve gençler, 1929'da toprak reformu yasası çıkarılır. Ama şöyle bir sorunumuz var. Toprak reformu yasası çıkarıldığı halde uygulanamamıştır. Bunun en temel sebebi devletin elinde yeterli arazinin olmaması, hazine arazinin olmaması ve 1929 dünya ekonomik bunalımının etkileri olarak gösterilir. Tamam, ben ileride size dünya ekonomik bunalımının etkilerinden bahsedeceğim zaten. Şimdi sizinle, kahve iyi geliyor bazen, sizinle ekonomi sanayi alanındaki işlere başlıyorum, devam edeceğim. Neler yapılmış bakın şimdi. 1924'te İş Bankası kurulur. İş Bankası Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bankasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulan ilk bankadır. Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulan ilk ulusal bankadır, özel bankadır. Başkanı Celal Bayar'dır, bunu unutmayın. İlk genel müdürü Celal Bayar'dır. Hatta bu banka kurulurken Hindistanlı Müslümanların gönderdiği paralar buraya sermaye olarak katılmış. Sermayesinin bir kısmını da Mustafa Kemal Atatürk vermiştir. Tamam mıdır arkadaşlar? Peki İş Bankası, iş buradan gelsin aklınıza, sanayiciyi desteklemek amacıyla kurulmuştur. Sanayi ve Maden Bankası kurulmuştur 1925'te. Böyle bir bankanın kurulmasının sebebi Osmanlı'dan kalma ticari ve sanayi kuruluşlarının özel sektöre devredilene kadar yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur ki bu banka işlevini yürütemeyecek, ileride yetkilerini Sümer Bank'a devredecektir. Tamam mı arkadaşlar? Teşviki Sanayi Yasası çıkarılır 1927'de. Bunu da unutmuyorsunuz. Çok önemlidir bu kanun. Demin anlattım ya, teşviki sanayi teşvik edilecek şurada. Teşviki Sanayi Kanunu çıkarılır.
Sanayiyi özendirmek amacıyla devlet der ki Mehmet yatırım yap. Sana krediyi veriyorum, ucuz kredi vereceğim. İşte İş Bankası'ndan çek krediyi, bir, ucuz kredi vereceğim. İki, arsa veriyorum sana, bedelini sonra öde. İki, üç, ürettiğin her mala %10 prim veriyorum. Dört, ürettiğin her malı devlet dairesinde kullandırıyorum. Ne yapsın başka devlet? Bu devletin özel sektörü canlandırma, destekleme girişimidir. Sanayi canlandırma girişimidir. Arkadaşlar hem içinde liberalizmi barındırır hem devletçiliği barındırır. Liberalizm özel sektördür, devletçilik ona özel sektöre devlet desteğidir. Tamam mıdır? Böyle bakmanız lazım. Şimdi bu doğrultuda işte özel sektör desteklenir ve böyle yavaş yavaş sanayi kuruluşları ortaya çıkmaya başlar. Uşak, Alpullu, Eskişehir, Turhal şeker fabrikaları temelleri atılır. Tamam mı arkadaşlar? Ve devletten destek sağlanır ama bu kadar öteye gidemez. Çünkü hemen bir yıl sonra, iki yıl sonra dünya ekonomik bunalımı çıkar. Amerika'da ve bu dünya ekonomik bunalımı dünyayı sarstığı gibi, Amerika'yı ve Avrupa'yı sarstığı gibi Türkiye'yi de sarsar. Tarım fiyatları dibe vurur gençler. Tarım fiyatları dibe vurur. Türkiye'de tarımcı bir ülkedir. O yüzden de Türkiye müthiş bir ekonomik zarara uğrar. Doğal olarak teşvik sanayi yasası çıkarıldığı halde çok da fazla uygulanamaz o dünya ekonomik bunalımı yüzünden. Tamam mıdır? Ve devlet tedbir almak zorunda kalır. Bakın şimdi. Devlet tedbir almak zorunda kalır. Neyin karşısında tedbir almak zorunda kalır? Dünya ekonomik bunalımı karşısında ne yapar? Gümrük korunma yasasını çıkarır. Nedir gümrük korunma yasası? Gümrük vergileri artırılır gençler. Gümrük vergileri artırılır. Yani yabancı malın ülkeye girişi sınırlandırılır. Neden? Benim kuru fasulyem var. İtalyan'ın da atıyorum kafadan. Kuru fasulyesi var. O zaman İtalyan kuru fasulyesi benim pazarıma Türk kuru fasulyesinden pahalı gelsin ki Türk kuru fasulyesi satılsın. O yüzden gümrük vergileri artırılır. Anladınız. Milli hep milliyetçiliktir. Dikkat edin. Yerli sanayi, tamam mı? Aynı zamanda yavaş yavaş devletçiliği de geçiş aşamalarıdır planlı bir şekilde. Türk parasını koruma yasası çıkarılır. Çok önemlidir arkadaşlar. Türk parasını koruma yasası demek, Türk parasını korumak için tedbirler almak demektir arkadaşlar. Nedir bu tedbirlerden bir tanesi? Gümrük vergileri artırılacak tabii ki. Yerli sanayi özendirilecek tabii ki, tamam mıdır? Çağdaş da bunu biraz daha farklı işleyeceğiz. Merkez Bankası kurulur. Şimdi gümrük korunma yasası 1929, Türk parasını koruma kanunu 1930, Merkez Bankası 1930'da kanunudur ama 31'de kurulur. Merkez Bankası'nın kurulması demek, diğer bir ifadeyle Osmanlı Bankası'ndaki İngiliz-Fransız ortaklı bir bankaydı, özellikle İngiliz ağırlığı vardı. Osmanlı Bankası'na ait olan kağıt para basma hakkı, onun elinden satın alınır, Merkez Bankası'na verilir. Merkez Bankası aslında Türk parasının namusunu kurtarmak demektir arkadaşlar. Tamam mıdır? Artık devlet kendi para politikasını uygulamaya başlar. Kendi parasını basmaya başlar ki, tabi o dönemlerde bizim para basacak makinalarımız olmayınca bizim paralarımız İngiltere'de basılmıştır. Bu önemli değildir. Ama artık para politikamı kendim belirliyorum. Paramın değerini kendim belirliyorum. Gençler, ekonomiyle biraz ilgisi olan bir kurumdan bahsedeceğim size. 1926'da İstatistik Genel Müdürlüğü kurulur. Bugünkü adı TÜİK galiba. O kurulur ve hatta bu İstatistik Genel Müdürlüğü aracılığıyla 1927'de Türkiye'de nüfus sayımı yapılır. Nüfus sayımı önemlidir. Hem vergi dilimlerini, vergileri öğrenmek, askeri öğrenmek adına nüfus sayımı önemlidir. 13 milyon civarında bir nüfusumuz çıkar, tamam mıdır? Bunları unutmuyorsunuz. Bakın çok önemli bilgiler verdim size. Neler yapıldığını unutmuyorsunuz. Şimdi geliyorum 1931-38 yıllar arası ekonomik politikaya. Ne dedim demin? Dünya ekonomik bunalımı çıktı. Dünyada bir bunalım yaşandı. Nasıl oldu? 1929'da Amerika'da New York borsaları iflas etti, çöktü. Bankalar iflas etti, büyük holdingler iflas etti. 50 milyon insan işsiz kaldı, %45 ekonomik daralma yaşandı. Böyle bir kriz başladı. Mortgage sisteminden dolayı. Şimdi ya da verilen kredilerin geri gelmemesinden dolayı, müthiş bir şişkinliğin yaşanmasından dolayı, ekonomik kanunların yetersizliğinden dolayı, devletin ekonomi üzerindeki kontrolünün yetersizliğinden dolayı müthiş bir ekonomik kriz yaşandı. Bu kriz dünyayı vurdu. Ve arkadaşlar işsizler, evsizler ordusu ortaya çıktı. Tarım fiyatları düştü. İnsanlar köylere yerleşmeye başladı.
Şehirleri terk ettiler. Yani dünyada müthiş bir ekonomik daralma ortaya çıktı. Türkiye de bundan etkilendi. Doğal olarak Türkiye bu kriz karşısında tedbirler almak zorunda kaldı. Müthiş etkilendi. Arkadaşlar nasıl tedbirler aldı? Bir, ithalatı sınırlandırdı. Dışarıdan malın girişini sınırlandırdı. İhracata özendirici tedbirler aldı. Takas sistemini, ben onu çağdaşla anlatacağım size. Takas sistemini benimsedi. Yani nedir? Sen bana petrol ver, ben sana domates vereyim. Bunu benimsedi. Clearing sistemini getirdi. Clearing, malımı alanın malını alırım anlayışını getirdi. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Türkiye bundan sonra ne yapacak? Yani böyle bir kriz dünyayı kasıp kavuruyor, Türkiye'yi de etkiliyor. Ne yapacak? O yüzden Türkiye Amerika'dan ve Almanya'dan uzmanlar getirtti. Ve o uzmanlara raporlar hazırlattı. Bu raporlar doğrultusunda arkadaşlar devletçilik ilkesi programlı bir şekilde benimsendi. Devletçilik devletin ekonomiye müdahalesidir. Ekonominin devletin kontrolünde olması ama özel sektöre destek verilmesi, yabancı yatırımcılara destek verilmesi ama yabancı yatırımcıların devletin kontrolünde ülkeye girmesi. Devletçilik budur. Tamam mıdır arkadaşlar? Devletçilik yabancı sermaye karşı değildir, özel sektöre karşı değildir ama devletçilik de ekonomiyi devlet kontrol eder. Anlaştık mı? Devletçilik ilkesi benimsendi ve bu ilke doğrultusunda ki bu ilke 1931'de CHP'nin parti programına girdi. 1933'te devletçilik ilkesi doğrultusunda birinci 5 yıllık sanayi planı çıkarıldı. Bakın bazı kitaplarda kalkınma diye yazarlar. Yanlış yazıyorlar. Birinci 5 yıllık kalkınma o başka bir şeydir. O 1963-67 yıllar arasıdır. Bu sanayi planı. Kalkınma planı Atatürk dönemi değildir gençler. 1933'te birinci 5 yıllık sanayi planı çıkarılır. Bu planı uygulamak amacıyla gerekli destek Rusya'dan alınır. Bunu da unutmuyorsunuz. Sovyet Rusya'dan gerekli para ve ekipman alınır, mühendisler getirilir ve bu plan uygulamaya konulur. Ve devletçilik ilkesi planlı bir şekilde hayata geçirilir. Neler yapılır? Dokuma, maden, toprak derken tarımı kastetmedim gençler. Seramik yani, kimya sanayisi alanında yatırımlar yapılır. Hocam örnek verin neler yapıldı? Gençler Sümerbank kurulur. Dokuma alanında. Kimya alanında. Etibank kurulur. Maden alanında. Paşabahçe cam fabrikası kurulur. Toprak alanında. Bursa Merinos fabrikası kurulur. Beykoz deri fabrikası kurulur. Çubuk barajı açılır. MTA kurulur. Burada hemen Sümerbank, dokuma, selüloz, kimya... Etibank'ın arkadaşlar maden ve elektrik alanında yatırım yaptığını unutmuyorsunuz. Etibank'a fizibilite hazırlaması için, ona proje sunması için, ona araştırmalar yapması için MTA kurulur. MTA Maden Tetkik Arama Enstitüsü kurulur. Tamam mıdır? Bu plan başarıyla uygulanır. Hatta 1933'te çıkarılan bu plan 1937'de tamamlanır. Yani erken tamamlanır. Devlet bu sefer, bakın ikinci 5 yıllık sanayi, ikinci 5 yıllık sanayi planını çıkarır çocuklar. Unutmayın bunu. O zaman birinci 5 yıllık uygulandı. İkinci 5 yıllık sanayi planı çıkarır. Hatta İngiltere'den gerekli desteği almayı İngiltere taahhüt eder. Fakat ikinci Dünya Savaşı'nın çıkması bu planın uygulanmasını engeller. O zaman şöyle baktığınızda toprak reformu doğru mu? Artı teşviki sanayi ve ikinci 5 yıllık sanayi planı çok da uygulanabilmiş şeyler değildir. Toprak reformu ekonomik kriz yani dünya ekonomik bunalımı kara perşembe diğer bir de ileride söyleyeceğim tekrar. Teşviki sanayi kanunu kara perşembe dünya ekonomik bunalımı yüzünden uygulanamaz. İkinci 5 yıllık sanayi planı İşte Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın temelleri atıldı. Daha önceden atılmıştı aslında da desteklenmeye çalışır. Fakat İkinci Dünya Savaşı'nın çıkması bizim kredi bulmamızı ve ürettiğimiz malın ham maddesinin alınmasını ya da bunun üretilen malın ürün olarak satılmasını kısıtlayacağı ve daraltacağı için uygulanamaz. Tamam mı gençler? Şimdi geliyorum ekonomiyle ilgili son bölüme. Nedir o? Atatürk döneminde kurulan bankalar nelerdir?
İş Bankası, Sanayi Maden Bankası, Emlak ve Eytam Bankası, Eytam yetimdir, tamam mı çocuklar? Merkez Bankası, İller Bankası, İlbank. İller Bankası daha çok yerel yönetimleri, yani belediyeleri desteklemek amacıyla. Sümer Bank demin söyledim, Eti Bank demin söyledim, Denizcilik Bankası ve en son da esnafa kredi vermek amacıyla Halk Bankası. Halk Bankası da 1938'de kurulur. Atatürk döneminde kurulan son banka Halk Bankası'dır. İlk banka da zaten İş Bankası'ydı. Tamam, kurulan bankalarımız bunlardır gençler. Bunları unutmuyorsunuz, ekonomiyi unutmuyorsunuz. Buradaki ilkenin milliyetçilik ve devletçilik olduğunu unutmuyorsunuz. Tamam, bunlar önemli bilgiler, bunları karıştırmayın. Hadi bakalım biraz mola verelim. Kaldığımız yerden nerede kaldık, işte sosyal alandaki inkılaplarda kaldık, oradan devam edelim. Hadi bakalım çocuklar.